Arkadaşlar merhaba. 19 Ekim 2022 tekrar Deauville Hipodromu'ndayız. Fransa'da Deauville Hipodromu'nda 7 koşulu bir program var tekrar. Evet, dün olan oldu ve yine Deauville'de bilen çıkmadı altılıyı. Yani devretti altılı. İşin ilginç tarafı tabii bunu şöyle değerlendirmek gerekir. Arkadaşlar bakın bizim size vermiş olduğumuz bir video kuponu, tamam mı? Yani burada ayıklamalar var. Bakın beşli ganyan tutuluyor. Benim anlamadım, burada beşli ganyan tutmuşlar. Yani sonuçlara baktığım zaman şimdi arkadaşlar beşli ganyan 13.082 lira veriyor. Dörtlü ganyan 903 lira veriyor. Neyse. Yani burada 6 numarayı biz verdik, tamam. Burada 5 numara bizim için ön plana çıktı daha sonra. Fakat burada bari en azından bazı kişiler kullansaydı arkadaşlar. Şu 7'yi mesela biz alternatif banko verdik, yarıştan çıktı. Hani ola ki burada banko atanlar onu bayağı bir boşaltmış olacaklardı. Bu büyük bir hayal kırıklığı, bir numara bizim için. Çok büyük, 8. oldu at. Yani Avren Lemaitre burada gitmiş koşuya. Bu 5 numarayla kapıştılar çünkü. Letis Marvel ile kapıştı. Neyse, yani sonuçta üzüldüm tabii, keşke bizim izleyenlerimiz, takipçilerimiz tarafından en azından bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi, beş kişi, ne bileyim yani 10 kişi kazansaydı. Ama 115 bin lira burada devretti. Evet arkadaşlar, şimdi bugün ikinci koşudan, orada 8 koşu, oranın ikinci koşusu bizim birinci koşumuz. Prix Isonomi ile başlıyoruz. 2 yaşlı listed bir koşu, 1600 metreye çıkacaklar. Evet, burada bu Aga Khan'ın temsilcisi Safkan, 1 numara Rajapur. Arkadaşlar banko. Bu böyle öyle kolay geçecek bir Safkan'a da benzemiyor. Şampiyonluklar yaşatacak gibi duruyor bu Aga Khan'lara. Muazzam bir Safkan, Alman Zor yavrusu. Rakop Gibraltar'dan geliyor. Banko arkadaşlar, 1 numaranın rakibi pek yok yani. Bakmayın bu yüzler müzler. Handikap puanlarına. İkinci koşu ile beraber altılı gayan başlıyor. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre sentetik kuma çıkacaklar. Evet, burada da arkadaşlar günün zor koşularından birini bizimle bekliyor burada. Şimdi burada uzuncu bir tane safkan var. 1 numaralı Perle Rouge diye, Oliver Pestler'le. Yüzük handikap puanıyla kazanma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bakın, yani küçük kupon oynuyorsanız, böyle 300-400 liralık kuponlar falan işiniz yoksa eğer, 1 numarayı rahatlıkla alternatif banko olarak sizlere önerebiliyoruz. Zaten otoriteler de bu sapkının uzunu sevdiğini söylüyor. 1900 metre sentetik, öyle küçük senecek bir mesafe değil, 2 kilometre yaklaşık. Demek ki bu sapkan burada çok şanslı. Bizim alternatif bankomuz. Düşürdüğümüz takdirde 4 numara Frivole, Maxim Guyon. 6 numara Quintana Blue, Mikel Barzalona. Mikel Barzalona dün 3 tane yarış kazandı gerçekten. Çok iyi bir performans gösterdi. Bugün ama ben o performansı beklemiyorum açıkçası. Arkadaşlar 3 numaralı Selvan, Stefan Pasquer'le. 10 numaralı Ebba, Lea Baez. 2 numaralı Bemer, Eddie Hardy ve 9 numaralı Tusk, Agustin Madamet. Evet, bir alternatif banko 4, 6, 3, 10, 2 ve 9 numaralı safkanlar diyoruz. Yani 11 atın 7'sini yazıyoruz. 4'ü dışarıda kalıyor. Üçüncü koşu Prix Volcain. Listed bu da. 3 yaşlı İngilizler. 2500 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar, şimdi burada 1 numaralı Carini. Mikel Barzona ile Banco. Sürdürek Banco. Bu da Aga Khan'ların safkanı bu da. Bu safkan 66 günlük bir arası var. Ama önemli değil arkadaşlar. Burada Christophe Samuillon binmiş daha evvelden bu safkana, Carini'ye. Burada diğerlerine oranla bu safkan bir tık daha üst düzey, ön planda kalıyor. Burada eğer bunu banko atmazsanız, ki kaldı ki 2 tane alternatif bankomuzdan bir tanesi söyledik, ilk ayakta 1 numara. Diğer bir alternatif daha bankomuz var. Onu da ikisinden birini kullanırsanız, bunu hayat yazmak isterseniz eğer, 5 numaralı Golden Call, Maxim Guyon'la, 9 numaralı Alpen Bloom, Christian Demiro'yla ve 2 numaralı Excelsior, Oliver Pelser'le de devreye girebilir burada.
Evet, 5-9-2 burada ciddi rakipleri. Abi, bir numara bizim burada bankomuz arkadaşlar. Bu grubun üstünde bir safkan bu. Yapmış olduğu yarışlarla da bunu ispat etmiş ve en son bakın şu sizi yanıltmasın. En son Deauville'de bunu yapmış. 66 gün evvel. Yani kaldığı yerden devam edecek diye düşünüyoruz. Buraya ve kazanacak diye düşünüyoruz. Dördüncü koşu 14-25'te şartlı 3 yaşlı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. 3 numaralı Frank Stella, Coral Pakut'la burada ilk atımız. 1 numaralı One O'Clock Jump, Stephen Pasquier. 5 numaralı Clantro, Maxim Guyon. 12 numaralı Romantik Simbol, Mikel Bazzolano ve 11 numaralı Brazilian Surprise, Christian Demiroy ile arkadaşlar. 3, 1, 5, 12 ve 11 numaralı safkanlar diyoruz buraya. Tabi var sizin adınızda. Mesela 10 numaraya bakabilirsiniz durumuna. Bu da Eddie Hardy'nin 10 numara. Ne bileyim yukarıda yazmadığımız bir 2 numara var. Mash Media. Tony Picone, bakın Tony Picone genelde böyle çok seviyor sürprizleri getirmeyi. Yani 2 ve 10'a da bakın arkadaşlar burada. Eğer yeriniz varsa önemli olan sürprizi yakalamak. Evet, 5. koşu handikap 4 yukarı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. 16 tane safkan var. Arkadaşlar burada son alternatif bankomuz var 5. koşuyla beraber. 2 numaralı The Preacher Mari Veron'la alternatif banko. Evet. Burada bu kendi safkanları bunların da Delphine de Wolf antrenörünü de kendileri yapıyor. Marie Velon burada. Kaptan Mervalus, Rendition Ramus'u. Evet, Kaptan Mervalus. The Preacher, Alternative Banco. 9 numara Horst Borel, rakibi Stephen Pasquier'le. 12 numaralı Giselle Brave, Lea Balis ve 214 Adatura. Adorata. 12-14. Ve 7 numaralı Royal Vati diyoruz eğer koşarsa. Burada kim bineceğini bilmiyoruz ama. Evet, 2 alternatif banko 9-12 V'di diyoruz. Burada varsa sizin atınızda arkadaşlar mutlaka yazın. Burada eküller bana göre eküller mutlaka yazmak lazım. Bir şekilde güzel bir performans çıkabilir eküllerden yalnız. Burada çok böyle 30-40-50 ganyanlı bir safkan da gelirse hiç şaşırmamak lazım. Evet arkadaşlar. 6. koşuya geçiyoruz. Satış koşusu 15.42 şartlı 3 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkacaklar. Yine sentetikteyiz. Deauville'de. Dizimizi Deauville. Evet. Arkadaşlar burada 7. koşuda 3 numaralı, özür dilerim, 6. koşuda arkadaşlar. 7. koşuya geçtik bir anda. 6. koşuda 4 numaralı Misselo, Christian Demure ile ilk atımız. Evet, yani burada Bottiler'in bu safkanı mutlaka iyi koşacaktır. 6 numaralı Tut Tut Tony Picone, 2 numaralı Arciano Karel Pakut, 1 numaralı Josefino Mikel Barzalona, 16 numaralı Westminster Cat Clement Lecavre ve 13 numaralı D-Dayman Hugo Yorniak. Bunu da mutlaka yazalım arkadaşlar, bu safkanı Hugo Yorniak'ın safkanını. Evet, 4, 6, 2, 1, 16 ve 13 numaralı safkanlar diyoruz burada. 7'yi yazmadık, 7'yi de arkadaşlar bakalım. Bu Leo Russell'ın bindiği safkana da bakalım. Ve 3 numaralı Deep Hop'a da bakalım. 7 ve 3'e de burada nasıl bir AGB çıkacak ona bakacağız yani. Bakacağımız o. Yani tabii ki atları gördüğümüz zaman çok iyi oluyor da maalesef ilginç. Göremiyoruz onları. 7. koşu handikap 4 yukarı İngilizler 1900 metre sentetiğe çıkacaklar. Arkadaşlar evet, burada 16 tane safkan var. Bu arada tabii sponsorluk yapacağımız bu firma ile de biz şeyler isteyeceğiz arkadaşlar. Bu yani biraz Avrupa'daki atların derinlemesine, yani onlar masraf sonuçta onlar yapacak. Derinlemesine işte görüntüsü olsun, şey olsun, bu geçmişe dönük. Gerçi görüyoruz onların hepsini. Biz ama yani ekstra soracağız yani ne yapabilirler. Onlar da önemli olacak inşallah.
Evet, 3 numara It's a Magic diyoruz bu son kuşta Pierre Bazire ile. 8 numaralı Albert Bridge, Maxim Guyon. 2 numaralı Makenzo, Yurtiz Mendizabal. 5 numaralı Parfait Merrill, Aurel Lemaitre. Bu Aurel Lemaitre burada belki alır bunu, bakın koşmadı fazla bugün. Bu vatandaş, bayan. Penis piknik yavrusuna biniyor. Parfait de Merrill. Kendilerine ait safkan. Avray. Karolin Avraylar safkanı. Evet. Sayın Karolin Avray'ın safkanı. 5. 7 numaralı Shiraz. Malivelon. Arkadaşlar bu unutturdum. Altkenin çok iyi bir safkan bu. Shiraz 7 numaralı. 12 numaralı Place Colette. Ludwig Bassau. 3, 8, 2, 5, 7, 12. Evet arkadaşlar, toparlarsak şöyle söyleyeyim. İlk ayakta 1 numara Alternatif Banco. İkinci ayakta 1 numara Sürdirek Banko. Dördüncü ayakta 2 numara Alternatif Banko. Ve diğer ayaklarda bol bol at yazmak durumuyla karşı karşıyayız. Evet, Deauville'le ilgili videomuzun sonuna geldik. Tüm oynayan ve bizi izleyenlere bol şans diliyoruz. Ben yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Hala bizi ilk kez izleyenler var. Üye de olmayı unutmayalım. Çünkü bakın bazen biz sadece üyelerimize, hani bu premium değil, bazen üyelerimize de yapacağız. Yani dışarıdan üye olmak zorunda kalacaksınız. Yani bu ne demek? Normal üyelik. Ama premium üyelik biliyorsunuz zaten o var diyoruz ve herkese bol şans diliyoruz. Hoşçakalın.